Gün geçmeden ve o gün gelmeden infak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" اي ايمان Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. Bakara Suresi 254. ayet. Kıymetli müminler, gerçekten dillere destan olacak, gönlümüzü aydınlatacak birçok ayeti kerime vardır. Bu akşam bunların içerisinden birkaç demetini alıyoruz. Allah Celle Celaluhu ilk kıldığımız rekatta buyuruyor ki, Ey iman edenler! Sahip olduğunuz rızıkları biz size verdik. Bizim size verdiğimiz, kendinizin zannettiğiniz şeylerden Allah için verin. Yetimleri, fakirleri gözetin. Kur'an ve din hizmetlerini gözetin. Allah için verin. Bir gün gelecek, o gün alışveriş yok, para yok, Mangır yok, tıngır yok. Hiçbirisi geçmez. Paranın pulun geçmediği, dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin geçmediği gün gelmeden önce siz Allah için, Allah'ın size verdiklerinden infak edin de, onlar ahirette işinize yarasın diyor. Bu gerçekleri kabullenmeyenler aslında kendisine zulmediyor, kendisine haksızlık yapıyor. Bir insan alın teriyle kazandığı malını ebedi olarak kendisine tahsis edebilir mi? Edebilir. Nasıl edebilir? Fakire, yoksula, yetime ve Kur'an hizmetlerine vererek edebilir. Allah Celle Celaluhu için harcar ve ebedi ahiret sermayesi yapar. Hani bir hadisi şerif vardır ya, insanoğlu malım malım der durur. Halbuki insanoğlunun malı hangisidir? İnsanoğlunun malı yiyip hazmettiği, giyip eskittiği bir de Allah yoluna verdiğidir. Geriye kalan kimin malıdır? Varisinin malıdır. Başkasının malıdır. Bu sure-i celile ve bilhassa bu namazda okuduğumuz ayet-i kerimeler infaktan çok bahseder. İnsandaki hastalıklardan en kötüsü cimrilik hastalığıdır. İnfaksa yani Allah Celle Celaluhu yolunda harcamak bu hastalığı gidermek içindir. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, siz Allah için, Allah rızası için, onun yolunda infak ettiyseniz, bunun örneğini ben size vereyim. Bir tane buğday tanesini toprağa attınız. Ondan yedi tane başak çıktı. Her başakta da yüzer tane tohum var. Toplam yedi yüz yaptı. Bir tohum, yedi yüz tohum oldu. Nasıl ki o bir tohum, 700 tane tohum oluyorsa, siz Allah Celle Celaluhu için verirseniz, aynı tohumun misali, ben o kadar arttıracağım diyor. Siz bir koyacaksınız, ben onu 700 yapacağım. O kadarla da sınırlamıyor. Allah dilediğine kat kat daha fazlasını verir. Genç bir delikanlının infakıyla, bir ayağa mezara girmekte olan bir insanın infakının sevabı aynı değildir. Yaşamaya umudu olan, paraya ihtiyacı olan, fakirlikten korkan bir insanın yaptığı sadaka en mükemmel sadakadır. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي إيمان Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bakara Suresi 264. Ayet Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, infak eden insanlar için bu ayet-i kerimenin içerisinde çok önemli bir noktanın altını çiziyor. Diyor ki, Ey iman edenler! Eğer siz birisine sadaka veriyorsanız, başa kakıp eziyet etmek suretiyle yaptığınız sadakayı iptal etmeyin. Bir kimse eğer işte bu camiyi ben yaptım. Benim kıymetimi bilmiyorsunuz veya seni ben yetiştirdim. Sen benim kıymetimi bilmiyorsun gibi yaptığı iyiliği başa kakmak suretiyle karşıdaki insanı rencide ederse yaptığı amelden yaptığı o infaktan, harcamalardan hasıl olan sevabı perişan etmiş olur.